Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde PDO ile insert, update gibi işlemleri yapacağız. Hemen uygulamamızı açalım. Bir önceki komut buradaydı. Kodlar buradaydı. Hatta bunun için bir tane daha yapalım. Mesela insert işlemi için insert diye bir tane oluşturalım. Şöyle yapalım. Buna indirelim. Connection'ımızı tekrardan yazalım. Sıfırdan hepsini yapalım. DVD diyorduk. Sonra ne yapıyorduk mesela? Hatırlıyor musunuz? New PDO data obje. Şu şekilde parametrelerimizi belirtiyoruz. MySQL ile bağlanacağım. Ondan sonra ne vardı? Host'un ne olacak? Lokal host olacak. Sonra database name'im ne olacak? Personel olacak. Hop, pardon. Daha sonra ne olacak? Başka ne vardı? Karakter seti belirtebilirim. İsteğe bağlı bu. UTF-8 olacaktı. Bir de ne vardı? Try-catch yapısı vardı. Burayı dene diye. Ve bir de exception belirtiyorduk burada. Ne olduğunda, hangi durumlarda, hangi istisnai durumlarda ben buna izin vereyim kullanılmaya diye. Dolar e echo dolar e get message. Tamam. Hemen kontrol edelim. Insert'ümüz çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye bakalım. Şöyle yapalım. Videonun içindeki insert.php. İnediğimizde unknown database dedi. Çok güzel. Hemen neden hatayı iki böyle verdik? Tabii neden arada virgül koymuşuz? Şu virgül değil, nokta virgül olacak. Bir, iki. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Demek ki çalışıyoruz. Bağlantıyı sağlayabildik. Şimdi insert işlemi yapmak için ilk olarak datayı elimizde bulundurmamız lazım. Bir tane datamız olsun. Ve bu datamızın adı database'deki isimlere karşılık gelsin. Mesela personel adı şu olsun. E-mail, şu cinsiyet, şu unvanı, şu bu gibi. Şimdi bu datayı oluşturmadan önce hızlı bir şekilde diyorum ki mesela dolar insert işlemi insert işlemini bir değişkene atıyorum. DB'yi hazırla. Çünkü neden? Ben dışarıdan bir veri buraya aktaracağım. Dışarıdan bir veri aktaracaksam parametre alacağım. Parametreli bir sorgu hazırlıyorsam ne yapmam gerekiyor? Bu database'i prepare ile hazırlamam lazım sorgu için. Ondan dolayı buraya geliyorum diyorum ki insert into personel ve set komutu ile artık burada yapacağım şeyleri yazıyorum. Diyorum ki personel adını şunu kapatayım şöyle. Evet. Hatta bunu aşağıya da alabiliriz şu şekilde. Setten sonra. Şöyle olabilir. Daha da kolay anlaşılır. Personel adı diye bir değişkenim olsun. Parametrem olsun. Personel adı virgül. Persone oldu. O olmadı çünkü. Heh, şöyle. Evet. Diğeri e-mail'i girebiliriz. Tabi bu şekilde bir de eşittir koyacağım ki mantıklı olsun. E-mail parametremiz olsun. Daha sonra unvanını girebiliriz. Eşittir iki nokta. Unvan olabilir. Oradaki tırnaklar neyin nesidir diye insana sorarlar. Unvan da tamam. Yine tırnak nereden çıkıyor ya? Şirket eşittir. İki nokta şirket. Diyerek bunları bu şekilde veri tabanına kaydetmesi için bu verileri girmek için hazırlıyorum. Girilsin diye hazırladım. Şimdi bunları oluşturacak bir tane dataya ihtiyacım var. Ben bunun için bir array oluşturuyorum hemen şurada. Diyorum ki personel şuradaki değişkenlerin isimleri yani burası arkadaşlar. Diyorum ki mesela buna ne olsun? İlker İsmail oğlu. Oğlu olsun. Virgül. E-mail. E-mail. Pardon. E-mail diyoruz ki İlker İsmail oğlu @gmail.com virgül. Diğeri unvan front end şirket. Mesela burada da şirketin yazalım. Omia. Omia gibi. Datamız var. SQL cümlemizi hazırladık fakat bu SQL cümlesini hazırladığım SQL cümlesini daha henüz çalıştırmadım. Bunu insert'e atamıştım. Insert execute diyorum.
Şöyle de nokta virgül koyayım. Execute dediğimde aslında beni uyarıyor bakın. Input parameters diyor ve array alacağını söylüyor. Diyorum ki datayı burada aktar. Ben şuraları zaten şunlara uygun olarak koyduğum için bunları burada match yapacak ve şurada yazdığım değerleri buraya aktaracaktır. Şuraya. Tamam, execute dedi. Ve doğal olarak bir sonuç var mı ona bakalım. Tabii sonucu burada result diye bir değişkene aktarıyorum. Diyorum ki if $result var ise echo ekleme işlemi başarılıdır diyelim. Else echo ekleme işlemi başarılı değildir diyelim. Tamam. Bu şekilde kaydedelim. Hatta bunlara biraz da span verelim. Color veririz. Steel. Color. Green. Şöyle. Pardon. Tabii şu span'ı şurada da kapatalım. Şunu kopyala. Başarılı değildir. Bir. Güzel. Red dediğimiz an bakalım insert işlemi doğru mu? Enter'a bastım. Herhangi bir tepki vermedi bana. Ha pardon, basamamışım. Ekleme işlemi başarılıdır dedi. Bir tane daha ekledim. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Gidiyorum database'inden bakıyorum. Ne yaptım? Bunu sort descending yaptığımda bakın İlker İsmailoğlu'nu buraya eklemiş. Şuradaki verileri girmediğim için doğal olarak onlarda bir veri yok. İlker İsmailoğlu'nu rahatlıkla ekleyebildim. Evet, insert işlemi kısacası bu kadar arkadaşlar. Başka bir şeyi yok, özelliği yok. İlk olarak SQL cümlenizi hazırlıyorsunuz. Daha sonradan veriyi hazırlıyorsunuz. Veriyi onun içerisine gömerek, koyarak çalıştırıyorsunuz ve sonucuna bakıyorsunuz. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.